Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vakıfbank mobil uygulamasında profil ayarlarının menüsünü inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, sol üstte yer alan kişi ikonuna basıyoruz. Profilin menüsüne giriş yaptık. Burada bize ait bilgileri görmekteyiz. Telefon numaramız, e-mail numaramız ve son başarılı giriş tarih ve saatimizi görüntülemekteyiz. Evet, telefon numaramızı güncelleyebilir. E-posta adresimize değişiklik yapabiliriz. Profil resminde yine aynı şekilde buradan kameradan yeni çekerek veya galeriden eski bir fotoğrafımızı yeni profil fotoğrafı olarak ayarlayabiliriz. Alt kısımda kampanyalar menüsü yer alıyor. Kampanyalar menüsünde güncel ve geçmiş size ait veya genel kampanyaları görüntüleyebilirsiniz ve bunlardan faydalanabilirsiniz. Bildirimler menüsüne bakalım. Burada son bir aya ait gösterecek bildirimimizin bulunmadığını söylüyor. Sizin bildirimleriniz yine aynı şekilde burada görüntülenecek. Bu bildirimler üzerinden işlem yapabilirsiniz. Sağ üstteki ikona bakalım. Burada bildirim ayarlarını yönlendiriyor bizi. Hesaplarınızla alakalı bildirim ayarlarına bakalım. Burada fast anlık ödeme bildirimleri, hesaba girişi, hesaptan para çıkışı gibi birçok seçenek mevcut. Buradan hesabınıza para girdiğindeki tutarı belirleyerek örneğin 500 TL ve üzeri para transferlerine bildirim gelmesini istiyorsanız 500 TL yazmanız yeterli buraya ve yan tarafta olan kutucuğu açmanız gerekiyor. Bildirimlerinizi e-posta veya SMS olarak almanızı sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde kredi kartları, ödemeler gibi bütün bildirim ayarlarınızı buradan değiştirebilirsiniz. Kapatıp açabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşan ödemelerime bakalım. Burada da son 7 gün içindeki bütün yaklaşan ödemelerinizin mevcut durumunu görüntüleyeceksiniz. Örneğin otomatik ödeme talimatlı bir faturanız var ve son 7 gün içinde ödenecekse buradan görüntüleyebilir, tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Evet, kapısına bakalım. Bu sistem üzerinden de giriş dediğiniz takdirde sizi E-Devlet'in sitesine yönlendirecek. Vakıfbank mobil uygulamanız da kapanmayacak arkadaşlar. Evet, Türkiye Hayat Emekliliği'ye bakalım. Yine aynı şekilde E-Devlet gibi Türkiye Hayat Emeklilik sitesine yönlendirecek size burada. Sisteme kayıtlı TC kimlik numarası ile otomatik olarak giriş yapabilirsiniz. Sözleşme ve belgelere bakalım. Burada size ait belgeleri görüntüleyebilir. Son 3 aya ait belgeleriniz hazır şekilde karşınıza çıkacaktır. Detaylı arama seçeneğinde de tarih aralığından son 1 yıla kadar görüntüleme sağlayabilirsiniz. Belge adı ile ara seçeneğinden de direkt belgenizin adını yazarak hızlıca erişim sağlayabilirsiniz. Sözleşme ve fonlara bakalım. Evet, burada sözleşme ve belgelerinizin onay bekleyenleri ve onaylanan belgelerinizi görmektesiniz. Onay bekleyen belgelerinizi buradan onaylayabilir veya iptal edebilirsiniz. Onaylanan belgelerinizi de aynı şekilde buradan görüntüleyebilir. Alt kısımda yer alan dekontların menüsünden dekontlarınızı indirip yükleyebilirsiniz. Evet, ayarlar menüsüne bakıyorum. Burada da bildirim ayarlarınız, az önceki bahsettiğimiz güvenlik ayarlarınızdan da kanal ayarlarını değiştirebilirsiniz. Buradan mobil bankacılık, internet bankacılığı, e-devlet ve açık bankacılık işlemlerini kapatıp açabilirsiniz arkadaşlar erişimini. Hesap kredi kartı işlem türüne bakalım. Buradan hesaplarınızın ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz. Bildirim ayarlarını değiştirebilir. Hesaplarınıza kısıtlama koyabilirsiniz. Limit ayarlarına bakalım. Evet, burada da size ait günlük işlem limitlerini görmektesiniz. Havale 30.000 TL, EFT 50.000 TL gibi. Bu limitleri azaltıp arttırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, SIM kart bloke kaldır seçeneğine bakalım. Eğer kayıtlı telefon numaranızda bir SIM blokesi var ise buradan blokeyi kaldır diyerek kaldırabilirsiniz. Kaldırmalı takdirde de müşteri hizmetlerini arayarak SIM kartımı blokesini kaldırmak istiyorum dedikten sonra işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Çağrı merkezi şifre belirlemeye bakalım. Buradan çağrı merkezinde oluşturacağınız şifreyi aynı anda Vakıfbank mobil üzerinden de oluşturabilirsiniz. 6 rakamdan oluşmalı. Tümü aynı rakamdan oluşmamalı. Yani 6 tane 0 yapamazsınız. Tümü ardışık rakamlardan oluşmamalı. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmamalı. Bunun dışındaki şifrenizi 2 defa girerek
Devam dediğiniz takdirde çağrı merkezi şifrenizi oluşturabilirsiniz. Evet, kayıtlı cihaz listesine bakalım. Burada sizin giriş yaptığınız ve kaydettiğiniz bütün cihazlarınız görüntülenebilir. Bunları silebilir veya deaktif hale getirebilirsiniz. Aktivasyon kayıtlarınızın da tümünü sileyerek bütün cihazlarınızı silebilirsiniz arkadaşlar. Kayıp çanta ve yenileme menüsünde de size ait kartları görüntüleyebilir. Burada yenileme nedeninden kayıp veya çalıntı nedenini göstererek devam dediğiniz takdirde gönderim yapacak şubenizi de görmektesiniz. Kartınızı yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.